sinema perdesi insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünü ile baktım. O alemi o kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim. Çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadeti ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri istidatları ve had konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvveleri ve hadsiz maksatlara müteveccih ihtiyaçları, zaaf ve acizleriyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür, her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet dağdağalı bir hayat ve yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe, vicdana en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek için de ehli gaflet için zulümat-ı ebediye kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaifi insaniyem, belki bütün zerraat-ı vücudum feryad ile ağlamaya hazır iken birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvvet-i iman o dalalet gözlüğünü kırdı. Kafama bir göz verdi. Gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Bâis ismi Varis burcunda, Muhyi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda birer güneş gibi tulu ettiler. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp nurani ahiret aleminden pencereler açıp o perişan insan dünyasına nurlar serptiler. Zerrat-ı kainat adedince elhamdülillah, eşşükrülillah dedim. Ve aynel yakin gördüm ki imanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır, yakinen bildim. Sonra